arkadaşlar dedik ya. Bir dinleyeydiniz. Gol! Burç! Ses! Hiç şaşmaz. Arkadaşlar ne oluyor? Ne bu ses hali? Niye hala bekliyoruz? Elimizde olmayan sebeplerden dolayı birazcık gecikme oldu. Biraz sabretmenizi istiyoruz ama 15-20 dakika içinde başlayacak deneme çekimlerimiz. Bari bir çay, kahve, bir iki püskü söyleseydiniz. Sabahtan beri bekliyoruz burada. Allah Allah dayım, senin elin kolun çok oynuyor söyleyeyim ha. O bisküvi de tartışılır ama için işte çay kahve. Masa kurdurttuk oraya sizin için ya. Vermiyor bize. Kim vermiyor? Ne oluyor? Ne oldu ki? Niye vermiyorsun çay falan? Ver demedin ki. Çekim başlamasını bekliyorum ben. Ya bırak çekim üç. Bak kalabalık, huzursuz. Ver ne isterlerse ver, ver. Çorabın da ağ düşük ya. Devamlı lan. He, devamlı ver. Biterse su ekle. Demini az koy, şekeri ucundan koklat ama ver yani. Şenol Bey'in kesin talimatı var. Bu arkadaşlar çaya kahveye doyacak. Sanat kızarsa, ben bir kere masada kek vardı yedim. Sanat çok azarladı sonra beni. Sanat kim ya benim yanımda? Sanat ne karışır? Soran olursa Vedat Bey ver dedi dersin. Yok öyle. Aynen orada da böyle senin gibi toparlak bir eleman vardı. O ye dedi bana. Sonra sanat geldi. Niye yedin dedi. O ye dedi dedim. Ondan sonra o dedi ki ben ye diye bir şey demedim dedi. Antetli kağıt isterim ben. Kes be kes. Kes kes. Dengim değilsin sen benim. Gel bakayım sen buraya. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel buraya. Bak tombik diyene bak. Halterdeki milli gururumuz. Neyse ben çay vereyim. Arkadaşlar çay kahve servisiniz başlamıştır. Neymiş durumu? Ocakta cisim varmış. Ay götüm. Onun dibi tutsun, tüpü bitsin he mi? Ya biz 5 sezon çekeceğiz deseydin. Kaç para demiş? E'nin A'sı Tülay. Ya o kadar parayı ben almıyorum ya. Bizim yapımcı o parayı hayatta vermez. Ya adada çekeceğiz, adada. Belli bir çıplaklık gerekiyor ya. Ama belli ölçüde yani. Burası Türkiye melek. Ne kadar soyunabiliriz ki? Benimle öpüşmez miymiş arkadaş? E o zaman gitsin Kıvanç'la öpüşsün, Emin'le öpüşsün. Hayret bir şey ya. Dişlerimi mi yaptıracakmışım? Oldu, oldu. Ya sen demedin mi çalgı çengi ikiyi çekeceğiz? Bu dişlerin devamlılığı var. Buna göre biz protezi yaptırdık diyemedin mi sen ya? Ben çok seviyorum değil mi timsah gibi gezmeyi Tülay? Hadi! Oğlum biz senaryodaki bu öpüşme sahnelerini değiştirmedik mi lan? Kaldırdık. Bu kadınlar niye tutturmuş Murat Cemcil'le öpüşmem diyorlar? Ah kalbime ağrı girecek yemin ediyorum ya. Bulamıyoruz kardeşim, bulamıyoruz. Sezon başladı ondan demek ki. Artık neyi hayal ediyorsa. Neyse şey yapmayalım biz ya. Sadi geldiği zaman kardeşim gidelim setimize, deneme çekimlerine katılalım. Oradan buradan artık sen sağdan ben soldan. Sağdan soldan ne lan? Sabahtan beri Allah Allah. Öpeceğiz mi adamı? Sıkıştıralım diye söylüyorum oğlum, Allah Allah. Gel bacım. Ne yaptınız abiler, buldunuz mu? Aleykümselam kardeş, Sadi arkadaşım. Arkadaş Kezban rolünü oynayacak arkadaş. Benzemiyor mu? Ne yaptınız, siz buldunuz mu? Kusura bakma kardeşim, yüzüne yüzüne konuşacak gibi olacağım ama nereden buldun bu kızı sen Sadi Cüvin? Ya siz menajerlere gidiyoruz dediniz ya. Ben öyle zırt pırt menajerime gidemiyorum malum eniştem. Öyle sahilde dolanıyordum. Aa, bir baktım bizim Kezban'ın aynısı. Tuttum kolundan getirdim. Siz ne yaptınız, buldunuz mu? Arkadaş oyuncu mu? Daha önceden hiçbir deneyimi falan var mı? İzleyebileceğimiz bir video olur. İyi ki düğünde oynamışlığı var. Ama çekilmiş düğün. Eğer izlemek istersek kasetlerini getirecek veya şey. İki de oynarız. Ne diyorsun Sadi? Ya ben zaten o kadar iddialı değilim. Elim boş gelmeyeyim diye getirdim. Siz buldunuz mu? Yok, bulamadık. Belli kıstaslarda aradığımız için olabilir mi Sayın Sadi Cenk Bayır'ı? Tutmuşsun kızcağızı kolundan getirmişsin. Bacım kusura bakma, böyle yüzüne yüzüne çat çat konuşuyorum. Ya Ahmet benzemiyorum Allah aşkına. Bacım kusura bakma, şöyle yüzünü biraz sağa doğru dönsene. Bir bak benzemiyorum Allah aşkına ya. Murat abi iki ders verir. Oyuncu koşuyor da yapar, bitti gitti. Ah. Ya ne ah. Aga iki derste pulsara Hamlet oynatırım nokta net. Dublajsız. Gaza gelme hemen! Öyle atlamıyorum hemen. Neyin gazı? Teyzemin evladı. Hiç yoktan iyidir. Buradaki hiç hımırla Gretel'in seçeceği oyuncu. Anladın? Alalım biz bu kızı, sırtlayalım, götürelim yapımcının önüne, atalım. Onların seçeceği oyuncuyu beğenmezsek sen sağdan, ben soldan. Hadi ben sizi sete bırakayım o zaman da sağdan soldan ne yapıyorsanız yapın hadi. Sen nereye? Küçük. Küçücük bir işim var. Onu halledip hemen geliyorum yanınıza. Tamam tamam Ahmet gitsin. Sen sağdan, ben soldan. Ahmet geldiği zaman o da ortadan. Bacım sen ayakta kaldın, kusura bakma, düşünemedim ya. Geç. Lan seversen geç otur. Bacım pardon, kalkıyormuşuz ya.
Sen gel. Abiciğim hesap sende. Ahmet, hemen geleceksin değil mi lan? Ya oğlum çabucak gidip geleceğim. Ne ara geldin diyeceksiniz yeminle ya. Bak sen olmadan yapımın karşısına çıkmayız ha, ona göre değil mi abi? Çıkmayın zaten oğlum. Salih sesinde buradayım ya. Hadi açın arabanın önüne gideceğim hadi. La açsanıza arabayı ilgili. Ne oluyor lan? Ahmet. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi kardeşim? Karavanımız var artık ya. Üçümüze bir tane ama olsun. Karavanımız var artık ya. Bu da mı gol değil be? Bu da mı gol değil be? Bu da mı gol değil be? Gol! Gol Murat abi gol! Gol Ahmet gol! Sadi Ahmet Murat bir, diğerleri sıfır. Şimdi onların için. Gazi'den beri böyle bir şey görmemiştim ben. Hiç değişmemiş. Bunlarda tuvalet de var biliyor musun? Ama büyük abdestini yapmıyorsun oğlum buna. Ayıp. Gideri yok. Asfalta gitmiş. Karavanımız var artık ya. Olsun ben de ne yapayım? Akşama kadar tutarım. Otele gittiğimde otelde yaparım. Misafirim geldiği zaman burada alırım. Kostümlerimi sokağın ortasında ayazda değil burada giyinirim. Aralarda dinlerim. Çalışırken burada uzanırım. Karavanımız var artık ya. Gümrükten karavana bir başarı hikayesi. Sadece dinleyeceğiz. Başardık lan o zaman. Lan bu karavan bizim için milat olacak oğlum. K0 lan bugün. Karavandan önce bir dündü. Karavandan sonra bir yarın lan. Ben hemen Samsun arıyorum abi. Arama. O zaman dur ben muhtarı bir arayayım. Arama muhtarı arama ne yapalım biliyor musun? Ahmet Murat Sadi için üçlü çet çektir lan. Oh! Oley! 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 Da oğlum bunun tuvaletinin gideri hakikaten dışarıdaymış ya lan. Murat abi! Yarriva yarriva portisere portisere lamba. Ne yapıyorsunuz lan burada lambalar? İçeri geçsenize. Seçmeler başlıyor. Çok iyi düşündü bunu Şenol Bey. Adam limuzini satıp kendine karavan almış yalan. Sıkılırsam içeri geçer uyurum diyor. Neyse çok sıkıştım ben. Bir yılanı kusturayım sonra konuşuruz. Hadi adios. Hayır. Hayır. Ben buradan nasıl ineceğim ya? Hala senin ne işin var burada Allah aşkına ya? Ne demek ne işin var Sadi? Salihciğim istedi geldim. Salihciğim? Bom bom. Menajerimden geldim. Bir nevi velim yani. %5,5'a anlaştık. Abav. Sen ne kadar çok para veriyormuşsun lan Tülay'a. Seni sektörü bilmez seni. Burada bir sopa falan yok mu ya? Ya hala menajerin seçmede ne işi var? Niye geldin sen? Sen sapsın Sadi sap. Bunlar menajer yok derler. Kendi menajerlerini getirirler. Bir kontrol etmekte fayda var çocuğum. Hadi biz içeri geçiyoruz. Siz oyalanın Zehra ile. Çay, kahve, mavi bir şeyler ayarlayın. Hadi. Menajerin seçmeye gelmesi çok saçma ya. Lan fena mı oldu oğlum? Ayrıca Ahmet'le Melek nerede? Azıcık havamı atayım onlara. Sadeciğim daha fazla istersen oyalanmayalım. Hadi abisi, hadi. He şey ben de geliyorum. Şenol Bey dedi sen de gel dedi. Gel bize dedi enstrümanını göster dedi. Yani eğer benim düşündüğüm şeyi kastettiyse bugün hepimiz için çok sıkıntılı olacak ha. İyi madem hadi sen de gel. Hadi Allah zihin açıklığı versin Salihciğim. Şimdi gençlik dizisinde başrol. Ya Ahmet nerede dedim ya la? İşi varmış birazdan gelecek. Ha. Yok yani benim merak ettiğimden değil yani. Anahtarı kime verdiyse artık o merak etsin. Sadece toplantı falan var diye ondan merak ettim yani. Merak etme zaten Salih. Adamın peşini de bırak. Adamın peşi... Adam... Ben... Ya arkadaş ben adım bir defa bak ben menajer olarak meleğe bile gitmedim. Siz şahitsiniz gördünüz. Onu ben süründüreceğim. Kopayım olacak o benim köpeğim. Ya halamdan ne istedin Salih abi ya? Halam anlamaz ki bu işlerden. Biz ona Zehra ile oyalansın diye söyledik. Ya arkadaş halan senin menajerin olduğundan beri senin kariyerinde nasıl bir yükseliş oldu sen farkında değil misin lan?
Bir şey diyeceğim ya, bu dışarıdaki karavanı Ahmet'e mi getirmişler? Ben de kendim istedim, menajerimle konuştum yani. Salih, az bir sus da motorun soğusun Allah aşkına ya. Şuraya iş için geldik oğlum ya. İşe odaklanın biraz ya. Birazdan Çağlar rolüyle ilgili seçmeler yapılacak. Şenol Baytar yenecek yapımcı. Sıkıştıralım siz sağdan, ben soldan. Faruk K seçilsin diye bastırmamız lazım. Anlaşıldı mı Salih? Anladım. Aynen Johnny Wayne'ın. Zaten benim eski mesleğim değnekçilik. Peki bizim bundan kârımız ne olacak? Hakikaten ya, bizim ne kârımız olacak o işten? Çıkın lan dışarı, terbiyesiz herifler. Siz ne kadar küçük insanlarmışsınız lan. Çıkın dışarı lan. Ben kendim sıkıştırırım. Pardon, tek başına zor olmaz mı ya Murat abi ha? Ne yapacaksın, sarılacak mı? Kucak nasıl mı yapacağım? Oğlum ben CD'm var orada, o ne? Hakikaten bu ne ya? Bir dosya yazıyor, Allah Allah. Sen onu nasıl gördün ya? Nereye bakıyordun sen demin? Karagrafiye baktı ben. Murat abi sen mi koydun bunu? Yok. Allah Allah. Benim öyle çok dostum da yok ama. Merak ettim şunu ya. Ben bilgisayar ayarlatayım Vedat'a da. Bir izleyeyim şunu. Geliyorum. Tuttunuz mu lan saat? Kaç Salih'se? Gecikmedim değil mi? Yok yok. Daha kimse gelmedi. Salih abi de burada. Ya Murat'cığım ya, bu yazda ne kadar çok sinek yaptı ya. Hala gitmedi sinek daha, farkında mısın? Vız 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 duyuyorum yani. Murat'cığım lafını kullanmazsak Murat dersek sevinirim Salih. Hatta mümkünse Murat Bey. Hani çalışıyoruz ya, business. Şşş. Şşş. Barışmıştık lan hani. He? Ya bak hala duyuyor musun ya? Ya bir ilaç milaç yok mu şunu sıkayım ağzına yüzüne? Bir müsaade edersin. Ama... Arkadaşlar! Seks! Çağlar rolü için gelen arkadaşlar artık gidebilirler. İlginize çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çağlar dedi değil mi? Çağlar dedi. Çünkü ben vuslat için geldim. Dedim ama ben sana. Dedim ben sana. İlişkilerle yürüyor bu işler dedim. Dinlemedin ki. Bak geldin mi? Böyle gidersin işte. Dayım bir müsaade be. Arkadaşlar. Birazdan Kezban rolünü deneyeceğiz. İnceden bir sıra oluşturursak harika olur be. İyi, Kezban olmaz ki benden. O daha çilli falan. Bende çil yok. Ama siz çok Kezban alırsınız. Vallahi siz gidin Kezban alın. Vuslat kalsın, bize kalsın. Sen de mi Kezban rolüne? Ne diyelim? Hayırlı olsun diyelim o zaman. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Yalnız menajerim kaşe ile ilgili sizi arayacak Hakkı Bey. Kaşe mi? Kaşe ne ya? Bizde fix menü. Rakamlar değişmez. Ama Şenol Bey olsun dedi. Çok da güzel oldu Hakkı Bey. Faruk K. Dost burada diye söylemiyorum. Kendisinin en az 2 reytingi var. Ne? 3. Renk katacak diyorum ya. Dostumuz, kardeşimiz diyorum. Hayırlısı. Ama dostunuz olması pek bir şey değiştirmedi benim için. Murat dostum, Ahmet dostumun dostu, Hakkı Bey hakkıdır hakka tapa. Ne iyi ettiniz de beni bu projeye aldınız. Ekranlarda gözükmek benim için çok iyi olacak. Ben zaten Ahmet Hoca'yı biliyorum ekipten. Bazı bölümlerde düet de yaparız. Düet derken? Aynen Gülben Ergen. Balkondan balkona düet güzel olur. Balkon kelimeler diyorsun yani. Çünkü Ahmet Hoca'yı koroya koyarsak ayıp olur patron. Koro mu? Koro ne ya? Kalabalık olan mıydı koro? Koro olmaz. Yok yok Murat, Ahmet koro olmaz. Solo olsun, koro pahalıdır. Koro olmaz ya. Yalnız ben bazı bölümlerde kendi şarkılarımı da söylemek isterim patron. Senin için denizleri, köprüleri, bonbon bombalarım. Beni seven tuz eker, sevmeyen karpuz keser. Kimin o güftesi, kime ait ya? Allah rahmet eylesin, Aysel Gürel'e ait. Yalnız eğer isterseniz yeni şarkılar da yapabilirim, o ayrı. Şimdi Faruk dost... Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Adada iki kadın arasında kalayım ben. Birileri daha olacak demiştin değil mi moruk? Tabii bayağı birileri aslında. Biri ilik gibi bir hatun, mankenliği yeri bırakmış. Öteki varoş, getto, gundi, biraz şişman ama güzel. Bir de anne olmuş. Kocası bunu baldızıyla kütür kütür, sonra ortalardan kaybolmuş. Nerede ne bakıyor belli değil pezevengin. İkisinin arasında kalayım ben. Birinci sezon mankenle takılayım. İkinci sezon aşkı öbürkünde bulayım. Üçüncü sezon olursa da alt altı üst üste hep beraber idare ederiz. Nasıl ama? Ne diyor bu adam ya? Resmen orji diyor. Murat, Ahmet, Faruk'a! Faruk dost, senaryo hazır olduğunda. Canım yani benim için sadece bu bir fikirdi. Ben mankenle takılsam da olur. Alles gut, kein problem, kein. Alles unter meiner Kontrolle. Ja, ich bin mit einer Kaffee. Achtung, nicht. Das ist schön.
Şimdi Faruk dost hani uçak düşüyor, adaya düşüyor, birkaç insan kurtuluyor. Ve ben. Nasıl? Birkaç insan kurtuluyor ve benim karakter kurtuluyor. Sabah söylemiştin ya Murat. Sen sabah ne anlattın lan Murat? Anlattım ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, özet geçtim. Özeti açıyorum. Uçak düşüyor, siz eski bir müzisyensiniz. Eski mi? Bu konuda asla mütevazı olamayacağım. Ne? Faruk'a paraşüt 2012 yeni klip. YouTube'dan tıkla, izle, indir. Yalnız öyle her bölüm şarkı olmaz. Teliften belimiz büküdür vallahi. Paraşütü biliyorum ben. Dinliyorum paraşütü. Faruk'cum uçak düşüyor, kurtuluyorsun. Uyuşturucu kullanıyorsun. Eski bir müzisyensin, hayatın bitmiş. Uyuşturucu mu? Ben bira bile içmem. Dostumun dostu Ahmet de o. Sen ne yaptın ya? İçmez misin? Faruk dost. Bana eski dükkanını gösterin diye şarkın var diye senin. Onu ne yapacağız? Muradım dostum. Oha! Ben eski dükkanın yanındaki eczaneyi soruyorum şarkının devamında. Ne yaptınız siz beyler ya? Benim 9-12 yaş dünya kadar hayranım var. Ben bu rolü oynayamam. Gitti rol. Kim? Kaç! Ne? Oho! Siz de taktınız uyuşturucuya. Ben yanlış anlaşılmasın diye vişne suyunu bardağa dökmeden kutusunda içiyorum beyler. Ne yapıyorsunuz siz? Ne? Şimdi Faruk'cum, K'cim, dostcum. Hani bu bir rol ya. Oho! Ben de ada deyince denizden babamız çıksa yeriz. Sahilde ateş yakar şarkı söyleriz diye düşünmüştüm. Ne güzel şeyler hayal etmiştim ya. Ne bu böyle ya? Son, iki, üç, dört. Azar azar. Kader bize ne yazar? Böyle gelmiş, böyle gitmez o kadar. Beni aşka pişman etme. Yok, acımın niyetini bozamam. Muradım dostum, ben bu rolü oynayamam. Dostumun dostu, Ahmet dostum. Allah akıl fikir versin hem inşallah hepimize. Hakkıdır hakka tapan Hakkı Bey. Ben gidiyorum. Başka bir rol olursa arayın beni. Muhteşem yüzyılda haremde bir Udi lazımmış. Coşkun Sabah'a teklif etmişler. Fakat kaşeli anlaşamamış. Ben belki o rolü kaparım. Azar azar, kader bize ne yazar? Hoppa Gangnam Style. Gel lan. Bu nedir ya? 39 yaşındayım. Böyle bir şeyi ne gördüm, ne duydum, ne şahit oldum. Ben hemen bunu Şenol Bey'e yetiştireyim. Sen ne yapıyorsun burada? Çek dışarı! İyi o zaman, bekle ben de gelirim. Hadi bırak şunu gidelim. Çok özür diliyorum, ben şey soracaktım. Vuslat karakteri hakkında ne düşündünüz siz? Ona göre ayarlanayım ben. Vallahi biz pek bir şey düşünmedik. Nasıl, evde konuşulmuyor mu bunlar? Ev derken? Halanız galiba. Siz Vuslat hakkında ne düşünmüştünüz? Vuslat kim kızım? Ben çıkaramadım. Vuslat var ya hani, çocukları olmuyor, kocası var. Kocası dilsiz, konuşamıyor. Doktora görünmüşler mi kızım? Bizim bir Zekeriya ablanın kızı vardı. Doktora gittiydi de doğurduydu hemen. Hah. Doktor bekarmış. Şimdi çok mutlular doktorla. Fuzuli beklemişler o kadar zaman. Oh. Doktor aile hekimliğini biraz yanlış anlamış. Alt metin olarak mı? Çünkü ben gitmişlerdir diye tahmin ediyorum. Yani ben karakteri öyle kurdum. Yok, tahminli olmaz. Tahlil lazım. Eğer doktor görmediyse hiç kafaya takma. Mutlaka doktor görsün. Derinlikli olsun diyorsunuz. Ben biraz çalışayım o zaman. Çok sağ ol halacığım. Ah yavrum. Halam. Sağ ol. Yazık kıza ya. Bence de çok yazık. Arkadaşlar, Kezban rolünün seçmelerine başlıyoruz. Diğer rollerin seçmelerini artık yarın yapacağız. Teşekkür ederiz. Nasıl ya? Öyle ya. Al bacım senaryo. Yalnız seçmeler başlıyor, uyandırayım. Bacım senin adın neydi? Zahide. Zahide Leyla Türk ismi gibi. Hangi Türk? Zahidem kurbanın of ne olacak halim. Gene bir laf duydum kırıldı belim. Gene bir laf duydum kırıldı belim. Gelenden geçenden Ahmet. Ney? Anladık, tamam. Bacım senin ezberin nasıl? Yani. O zaman sen şu repliklere bir bak, hemen bir ezberle. Demek doktorsun, uzmanlık var mı boynunu büker? Bırak ben dikeyim, elim yatkındır güler. Makine olaydı, overlock da atardım, bel ve yarasını diker. Nasıl replik bu lan? Hadi abiler, geç kaldık lütfen.
Bacım sen daha önce bir yerde oynadın mı ya? Ya düğünde oynamışlığı var dedim ya. Dur Sadıcığım bir dur. Sen ilk önce birkaç kere oku onu da ezberin tam olsun. Ahmet Efendi, Ahmet Efendi. Bizler alaylı oyuncularız. Daha önce hiçbir şeyde rol almamış olabiliriz. Ama sıra bize geldiğinde küçük Emrah'tan kral oynarız. He mi bacı? Bu nasıl girdi lan kadroya? Murat Efendi, Murat Efendi. Bu rolü almamda fiziksel formumun büyük bir önemi var. Ayrıca artık spor denen illetten kurtuldum. Bu formumu koruyayım yeter. Devamlılık önemli bir şey. Ayrıca bu vücut benim enstrümanım, oyuncuyum ben. Zahidem kurbanın of ne olacak halim?